Şimdi 2000'li yılların başında tabii o zamanlar çevik kavramı bu kadar yer edinmemişken 6 sigma çok popülerdi Türkiye'de. Yeni yeni yer edildi. Ben de işte şimdi Meral'in yaptığı gibi o zamanlar 6 sigma önce sarı kuşaktan sonra kara kuşak olarak böyle kariyerinde devam etti kendi sorumluluklarını ek olarak ve de çok güzel deneyimler elde ettim. Kendi yaptığım işlerin yanı sıra farklı projelerde yer almak müthiş geliştiriyor insanı. O zamanlar tabii operasyonel mükemmellik derdik adına. Hatta Yıldız Holding'e de 2015 yılında operasyonel mükemmellik direktörü olarak kurum kültürünü o yönde devşirmeyle ilgili bir sorumluluk aldığım zaman da söyledim. Operasyonel mükemmellik çizgisi aslında bir hedef. Yani böyle bir ufuk çizgisi gibi, ütopik bir yerde. Ve oraya ne kadar yaklaşırsanız aslında başarıya doğru atmış oluyorsunuz. Operasyonel mükemmelliği dört dörtlük uygulayabilen şirketler yokken ona giderek yakınlaşan şirketler var. Buna benzer bir şekilde çevikliği de böyle tanımlayabilirim. Yani çevik olmuş bir şirketten ziyade çevik olma yolunda somut adımlar atmış ve de kültürünü bu yönde evirmiş şirketler var. Şimdi soru şu, çevik olan ve çevik olmayan yani çevikliğe yaklaşmış ile henüz o konuda yol almamış şirketler arasındaki farklar neler dersen öncelikle çevik olmayan şirketlerde o bürokrasiyi kemiklerinize kadar böyle hissedersiniz. Yani bir adım atmak istediğiniz zaman, bir karar almak istediğiniz zaman önünüze bir takım silsileler çıkar. Sizi bir şekilde frenleyen, hatta böyle durduran, hatta bezdiren, yeter artık deyip de böyle havlu attıran ama çevik şirketlerde bunun yerine inisiyatif kullanabilen küçük ekipler vardır.